Biz şimdi zayıflamak için aç kalmayı seven bir toplumuz. Böyle evet. Bir ilkemiz var bizim. Aç kaldığım zaman mutlaka zayıflayacağım. Hiçbir şekilde spor yapmayayım, parmağımı kıpırdatmayayım. Ama yemedikten sonra ben nasıl olsa zayıflıyorum. Aslında bir kas erimesine sebebiyet veren maalesef. Bir süreç bu. Ve maalesef. Bunu nedense pek çok kişi bilmiyor. Bilse de işine gelmiyor. Kilo azaldığı sürece ben zayıflıyorum diyor. Ama sağlıklı zayıflama nasıl olur? Bunu biraz açalım mı? Şimdi nasıl beslenmeyi karın doyurmak şeklinde algılıyorsak zayıflamayı da aç kalmak şeklinde algılıyoruz. Hep bir yanlış algılama söz konusu. Ya da sizin dediğiniz gibi çok da işimize gelmiyor bu. yani bildiğimiz halde işimize gelmiyor. Şimdi sağlıklı zayıflamak için bir kere kesinlikle aç kalmanız gerekmiyor. Sizin öncelikle ihtiyaçlarınızı bilmeniz gerekiyor ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda bunun miktarlarını biraz daha azaltmak gerekiyor. Eğer sağlıklı besinleri tüketerek kilo alan bir insansanız bu da mümkün. Orada da bir porsiyon kontrolü yapmanız gerekiyor. Yani çok sağlıklı besleniyorsunuzdur ama fazla miktarda besleniyorsunuzdur. Eğer buna dengesiz beslenmede eşlik ediyorsa o zaman iş kötü. O zaman biraz daha besin ögelerini ayırt etmek gerekiyor. Şimdi zayıflamada ya da sağlıklı zayıflamada dikkat edilecek en önemli husus cinsiyetinizin ne olduğu ve ihtiyacınızın ne olduğu. İhtiyacınızın ne olduğu denince dakika hemen yaşınız geliyor. Çünkü her yaşın ayrı bir enerji gereksinmesine ihtiyacı var. Bunu belirlemek gerekiyor. İkincisi yaptığınız diyet programında önemli besin ögelerinin hepsinin yani karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri belirli ölçülerde tüketmeniz gerekiyor. Bunların yüzdelerini biz zaten programa geldiği zaman birey çok iyi bir şekilde de ayarlıyoruz. İnsanlar zannediyor ki yağı tamamıyla keselim, şakır şakır kilomuzu verelim ya da karbonhidratı keselim. Ama siz karbonhidratı kestiğiniz zaman o zaman vücut proteinleri kullanmaya başlıyor ve kas erimesi ortaya çıkıyor. Bu bir. Yağı kestiğiniz zaman da özellikle kış ayları için çok önemli olan yağda eriyen vitaminleri almanız engellenmiş oluyor. Çünkü o vitaminleri ki bunlar arasında A ve E vitamini gibi antioksidan özelliğe sahip çok önemli iki vitamin de var. Bunları vücut tarafından kullanabilmeniz için de yağ ihtiyacınız var. O zaman karbonhidrat, protein, yağı beslenme düzeninizden eksik etmeyeceksiniz. Bunun dışında her besin grubundan yani süt, yoğurt, et, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler bunların hepsinden belirli ölçülerde, belirli porsiyonlarda günlük beslenmenize katmanız gerekiyor. Peki neyi çıkartmamız gerekiyor? Tabii çıkarılacak bir grup var. O da tatlı besinler, şekerli besinler. Onları çıkartırken de özellikle dikkat edeceğimiz işte kuru meyveler gibi, ceviz gibi onların yerine koyabileceğimiz besinleri koymakta fayda var.